Ya aslında küçük bir tatil hepimize çok iyi gelir. Gemiyle bir yerlere gitsek. Olur. İstanbul'dan hareket eden bir gemi araştırayım ben. Şöyle çok şık bir şey. Nikahınızı da gemide yapalım isterseniz. Kaptan evlendirir sizi. Aslında iyi fikir. Davetlileri gemide ağırlayıp ertesi gün yola çıkarız balayımıza. Hani sen sarayda evlenmek istiyordun? Ha evet evet. Tarih için bizden haber bekliyorlar. Onu bir konuşalım. Hı. Mihter. İnanmıyorum. Dan sana gelmiyorsa sen de ana ayağına git. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iyi yaptın, özledim. Ben de. İyi misin? Daha iyiyim. Canım merhaba. Geldiğine sevindim. Ayakta kaldım Behlül. Merhaba. Daha büyük bir masaya geçelim. Evet evet geçelim. Şurayı bizim için hazırlar mısınız? Tabii efendim, hemen hazırlıyorum. Hay Allah, rahatınızı bozdum. Olur mu öyle şey? İyi ki geldin. Konuşmak için yarını bekleyemedim. İyi yaptın. Hayır hayır, ben istemiyorum. Midemi bozmuşum. Sadece kahve içeyim. Derhal efendim. Haberler sizde. Bu gece ne kutlanıyor bakalım? Düğün tarihini erken aldılar. Öyle mi? Demek doğruymuş. Annem bir şeyler söylemişti. Ya alçım çıkar çıkmaz evleniyoruz. Elin nasıl? Ağrın var mı? Hayır. Aslında önümüzdeki hafta çıkıyor alçım ama... Haftaya evlenmiyoruz canım. Daha var. Fizik tedavi falan başlayacak. Mayıs başı gibi herhalde olacak düğün. İlk haftası ya da ikinci haftası. Az kalmış ha. Hadi hayırlısı. Senin neden sesin çıkmıyor Behlül? Sen bu tarihe karşı mısın yoksa? Yok. Aksine benim kararımdı. Ne güzel. Firdevs Hanım'la konuştunuz mu? Beni aramadı indim diye. Hayır, bizi de aramadı. İnmişti çoktan. Viyana gecelerini atmışlardır bile. Kesinlikle haklısın. En azından birimizin keyfi yerinde hiç olmazsa. Düğüne kadar kiloya da dikkat etmek lazım. Dikkat ediyorum aslında. Kutlama buraya kadar mı? Gençlerin başka programı yok mu? Var. Bülent'i eve bıraktıktan sonra gideriz bir yerlere. Hadi Bülent. Hemen mi gidiyoruz? Evet. Biz arabayı almayalım. Alın sonra yollarsınız bana tekrar. Hiç gerek yok. Görüşürüz. 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 İyi eğlenceler. Teşekkürler. Herhangi birine durumumuzu söyledin mi? Avukatlara falan yani.
Senin harekete geçmeni bekledim. Ben aslında buraya ayrılığı konuşmak için gelmedim. Ayrılmak istemiyorum Adnan. Ben senden ayrılmak istemiyorum. O geceden beri ne değişti peki? Senden ayrı kaldım. Yetmez mi? Kesin kararlıydın. Bitsin istiyordun. Bu evlilikte çok acı çektiğini, altını çize çize defalarca söyledin o gece. Ama senden ayrı kalamıyorum. Yapamıyorum işte. Bu defalarca oldu. Sen kararını verdin, gittin. Sonra geri döndün. Gittin, geri döndün. Seni seviyorum. Bu sefer ben düşünmek istiyorum. Madem ayrılık karar vermek için bu kadar etkili oluyor, benim de bu uzaklığa ihtiyacım var. Buradan birlikte eve döneceğimizi düşünüyordum. Bence doğru olmaz. Hem yarın ben iş için şehir dışına gideceğim. Birkaç gün yokum. Öyle mi? Döndükten sonra tekrar konuşuruz. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.